Herkese selamlar dostlar. 31 Ağustos 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Hafta sonu tadında bir video. Çok güzel maçlar var. Ben 8 tanesini aldım. İdeal yüksek oranlar ile birlikte değerlendirme altına aldım. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Öncelikle bir skor yarışmamız var ve daha önceden bir açıklamadığım bir yarışma vardı. Roma Juventus maçının maç skorunu bilenlerine açıklamamışım. Bilen arkadaşımız Ulaş Bingöl birçok bilen var. Fakat bilenler arasından çekiliş yapıyorum. Hemen programı atıyorum. Bilenlerin ismini alt alta yazıyorum zaten. 4-5 kişi vardı zaten. Ulaş Bingöl çıktı. Tebrik ederiz. Instagram üzerinden yazarsa bana bir ay boyunca katıl Telegram gruplarımızla misafir edelim. Ve bir adet de maç skor yarışması yapalım. West Ham'da Tottenham'ın maçı var. Zor mücadele. West Ham'ın geçen hafta ilk galibiyetini alabileceğini söylemiştik. Yüksek orandan 2.75 gibi orandan gelmişti zaten. Benim skor beklentimi söyleyeyim isterseniz sizlere. Çok fazla gollü bir maç beklemiyorum. 1-2 Tottenham belki kazanabilir. O gol aralığında 2-3 gol bandında geçeceğini düşünüyorum. Sizce maç skoru ne olur? Değerlendireceklere bol şanslar. Geçtim bunu. Bugün, de yüksek misli yaptık. Yüksek mislimiz neydi arkadaşlar? Beşiktaş Sivas Spor mücadelesi. Zaten ben bunu normal herkes açıkta. Ev sahibi 1.5 üst hatta yüksek orandan ilk kere 1 olarak önerdim. Yazı olarak da. Yani Beşiktaş şu tempoyla şu kötü Sivas'ı, yorgun Sivas'ı yenemiyorsa zaten bırakalım. Hatta ben yazdım yani Ev 1.5 üst olarak normalde öyle öneririm. Fakat Matsu'nu 1 alıyorum. Olursa patlarsa 1-0 patlar diyerek düşündüm. Fakat burada 5 kaşın galibiyetinin çıkmasını bekliyordum zaten. Devrede 3-0 aldı. Burada bu şekilde yüksek mislimizi aldık. Yüksek mislinin amacı zaten yüksek oynayanları bir araya getirip bu şekilde 1.30-1.50 orandan 1000 lira basıp 500 lira cebe hemen indirmektir. Yüksek misli burada başarılı oldu. Dilerseniz videoya başlayalım. Sizlerden ricam videoyu atacağınız like'lardır. Bir artı 300'ün üzerine like gelirse hafta içinde olmalarından dolayı ve bülten güzel. Bir de bu videoda kombin önerisi yaptım. İdeal kombin önerisi yaptım. 1.99 gibi orandan onu da sizlere sunacağım. İlk mücadelem kombinemin ilk mücadelesi. Udinese Fiorentina mücadelesi. Udinese'yi ben şey maçında izledim. Moza maçında hatta canlısını yaptım. Devrede hatta deplasmanın atacağı bir gole daha girdim. Udinese'nin atacağı bir gole daha. Sanırım değil. Ugo öyle bir attı. Tam ismine sanırım bu attı. Hatta şuradan kendimle bir doğru olayım. Udogi'ye aynen Udogi'ye attı arkadaşlar. Güzel bir ikiye bir yaptılar. Kaleciyle oradan çaprazdan karşı karşıya. Kaleci'nin üstünden aşırtır gibi kayaraktan bir vuruş ve gol gelmişti zaten. Canlımız kazanmıştı. Monza karşısında ben bende Udinese'yi gerçekten atak oynuyor. Yani şöyle baktığımız zaman da hücumda Beto var. Bir de bir eleman daha var. İkisi zaten burada 3-5-2 oynuyor. De, kanatlardan da besliyorlar Udinese'yi. Ataklara giriyor. Betonun da karşı karşıya kaçırmış olduğu pozisyonlar vesaire vardı. Kendi evinde biraz daha ofans futbolunu Udinese sergileyecektir. Çünkü oynuyor. Yani takım bunu oynayabiliyor. Ofans oyunda kendi evinde mutlaka oynayacaktır. Fiorentina'ya baktığımız zaman da henüz daha şöyle ligde oynadığı maçlarda son iki maçında gol atamadı mesela. Napoli maçını seyrettim ben o mücadelenin de. Napoli maçında da pozisyonlara girdi mi? Girdi. Hatta Napoli'den daha çok pozisyona girdi Fiorentina takımı. Fakat son vuruşlarda sıkıntı. Özellikle Sot mesela çaprazdan o kadar girdiği pozisyon var. Kalecinin üstüne yavaş yavaş vuruyor. Güzel tempolu bir maç bekliyorum ben. Top bir o kalede bir o kalede güzel bir karşılaşma geçebilir diye düşünüyorum ben. Burada idealden ben KG var tercihini sizlere sunarım. Hatta kombineme de aldım. Her iki takımın atacağı karşılıklı goller değerlendirme altına alınabilir. Yüksek orandan da Udinese biraz daha üstüne geleceğinden dolayı Fiorentina takımı belki arkadaki boşlukları değerlendirebilir. O yüzden deplasman atacağı bir gol daha burada. Deplasman bir buçuk üstü değerlendirme altına alınabilir bence. Bu yönde bir değerlendirmem var. Skor beklentimde iki 1lik bir Fiorentina galibiyeti olduğunu da belirteyim. İkinci maçımız Strasbourg'la Nantes mücadelesi. Nantes'ın 3 birlik mücadelesini izledim. Erken seans mücadelesiydi. Toulouse'da oynadı sanırım. Güzel bir karşılaşmaydı. İkinci gol Nantes'a geldi. Girdim. Sıradaki gol canlıdan girdim. Nantes'ın da bir golünü idealden zaten alınabileceğini söylemiştim. Canlıda yazdım ben bunu. Başarılı oldu zaten. Nant orada ikinci yarı açıldı. Mustafa Muhammed'in girmesiyle birlikte ilk yarıya 1-0 geride gitti. Kalede bir sürü pozisyon verdi açıkçası burada. Strasbourg'da iyi bir takım. Henüz daha galibiyetle tanışamadı fakat kendi evinde oynadığı maçlarda hem hücum oynayan bir takım, hem kanat organizasyonları yapabilen takım ve kendi evinde zaten çok fazla gol bulmakta zorlanmayan takımlardan bir tanesi. Nant takımı Simon ile birlikte iyi işler çıkarıyor. Bir de Koko vardı. Sanırım Koko'nun yerine bu hafta Mustafa Muhammed oynar. Formayı kaptı gibi. Kanatlara orada bir düzenleme yapabilirler. Mustafa Muhammed Nant'ın burada ilk 11'inde yer alabilir. Güzel bir mücadele beklediğimi söyleyebilirim burada da. Her iki takım oynatacak gollere gittim. Yine oranı yüksek 1-1 veya 2-1'lik bir Strasbourg galibiyeti gelebilir burada da ama ben burada KG var'a gittim. Nantes da iyi takım, diri takım. Onun da bir gol atmasını bekliyorum o yüzden. İdealden 1.63 gibi orandan KG var bence alınabilir. Bournemouth'la Wolves mücadelesi. Şimdi Wolves takımı herhangi bir galibiyette tanışamadı 4 maçta. Fakat iyi oynadı. Özellikle deplasmanda oynadığı maçlarda üstünlüğü sağladı şöyle üstünlük sağladı. Leeds United maçında Leeds United maçında üstün oynayan takım Wolves takımıydı. Tottenham maçında kaleye 20 tane şut çekti mesela. Fakat başarılı olamadı. Son Newcastle mücadelesinde de 2-3 gol vermiştik. Hatta şöyle oldu. Wolves ee, takımı ikinci golü attı Jimenez'le birlikte offside oldu sanırım. Veya öncesinde faal mi çaldılar? Neydi? Wolves'ın ikinci gol iptal oldu orada. Hatta Jimenez böyle kafasındaki şeyi korsan gibi takıp seviniyordu. Ondan sonra Maxim'in ceza sahası dışından gelişini bir kapattı. Maç 1-1 bitti zaten. Güzel bir mücadeleydi. Bormund zayıf. Ben burada Wolves tarafına gideceğim zaten. Oran riski karşılıyor. Doğrudan bir Mason 2 değerlendirmesini alabiliriz arkadaşlar. 1.90 gibi oranı var. Hatta ben şöyle bir oran düşünüyorum. Yani 3.5 altında 2 falan yapılabilir de ben 2.5 altında 2'de neden yapılmasın diyorum. Onun da oranı 4.10 gibi bir oran var. Sisteme atılır bence. Wolves'un burada 1-0'lık ben galibiyetini bekliyorum. Gollü bir maç da beklemiyorum. 1-0'lık bir Wolves galibiyeti bekliyorum. Bournemouth bakalım reaksiyon verecek mi 9 0ın sonrasına. Bizle birlikte göreceğiz. Fakat Wolves da kazanamıyor. Daha iyi bir takım. Portekizlilerin takımı burada. Wolves tarafına gitmek de mantıklı. 1-90 gibi de güzel bir oranı var. Riski karşılar. West Ham'la Tottenham mücadelesi. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk zaten. Yazacaklara herkese bol şanslar şimdiden. Şimdi West Ham ilk galibiyetini aldı ligde. Yani çok da iyi oynamayan bir West Ham takımı vardı. O maçta da biraz zaten şansa bağlı aldı West Ham takımı diyelim. Aston Villa daha net pozisyonlara girdiğini söyleyebiliriz West Ham takımına göre. Şimdi burada Tottenham'la oynayacaklar. Tottenham da gidiyor yani sessiz sedasız liderliğe doğru yaklaşıyor Arsenal'ın ardından. Başarılı bir şekilde ilerleyen bir Tottenham takımı var. Ben burada dediğim gibi kaçamak bir tercih yapacağım. Zor bir mücadele. Şimdi West Ham iyi bir futbol sergilemiyor açıkçası. Şu oynadığı 4 maçta çok iyi bir futbol sergilemedi. Bir Nottingham Forest mücadelesinde iyiydi sanırım. Onda da yenildi yani kaçan penaltılar vesaire derken onun dışında çok iyi bir futbol sergilemedi. Özellikle Brighton mücadelesinde sahada yok gibiydi kendi evinde. Yine kendi evinde Tottenham'la oynayacaklar. Bu tip maçlar reaksiyon verebilir veya atmosferi farklı maçlar olduğundan dolayı Burada ben kaçamak bir tercih yapacağım. Toplam gol aralığı 2-3 gol bandına kaçıyorum. Oranı 1.84 gibi oranı var. Yüksek orandan değerlendirme altına alınabilir. Geçtim diğer mücadeleme. Juventus Beyze mücadelesine. Juventus'ta oynadığı son mücadelesinde zaten Roma ile beraber kaldı. O maça ben hatta 1'den 0 olarak da öneri yapmıştım. Yüksek oran grubunda. Ve herkes açık katıl grubumuzda kupon odasında tekli olarak yazdım. Sıfır beklediğimi söyledim. KG var gibi. Youtube'da da anlattım zaten. Katal grubuna birden sıfırını yazdım ben burada. Burada Juventus'un ben kazanmasını bekliyorum. Bir 12 gibi oran açmışlar. Kazanırken de 4.5 altında. Doğrudan skor beklentinde 2-0'lık bir Juventus galibiyeti. 1.39 gal oranı var. Burada 4.5 altında biri. 2-0'lık bir beklentim var benim. Onunla biraz daha törpüleyelim. Oranı 1.80 bandına çıkaralım diyorsanız da 3.5 altında da bir yapılabilir. Juventus için ben galibiyet vakti geldiğini düşünüyorum. Bol şanslar. Napoli Lecce mücadelesi. Napoli'nin son mücadelesini izledik Fiorentina mücadelesinde. Osimhen'in attığı bir gol var. Ya o offside kuralı gerçekten çok saçma. Kalecinin arkasında iki oyuncu olması lazım vesaire. Böyle saçma bir offside kuralı var. Ondan dolayı e, Napoli mücadelesinde e, attığı golde sayılmadı Osimhen'in attı. Fiorentina ile oynadı. Hem pozisyona girdi hem de pozisyonlar verdi kalesinde Napoli takımı. Lecce ile oynayacaklar. Ben burada Napoli'nin yine o ilk iki haftaki golcü kimliğini üstüne alacağını ve ilk yarıdan bir galibiyetini gelmesini bekleyeceğim. Çünkü diğer türlü oran yok. Oran almak adına bu şekilde riske gideceğiz. Ha ben size oran Avrupa'da oynayanları söyleyeyim. 1 ve 3 üst yapın. 1.40 gibi oranı vardır. 1.39 1.40 oranı vardır Avrupa'da. Değerlendirin. Fakat nesineye göre yorum yaptığımız için burada Şakrabanlık yapacağız, risk alacağız. 1.48 oranı ilk yarı galibiyetini çıkaracağız. Avrupa'da oynayanlar bu şekilde kendini daha garantiye alabilir yani. Onu da belirtelim. Liverpool'la Newcastle mücadelesi. Yine aynı şekilde burada Newcastle ne kadar iyi bir takım da olsa Liverpool burada artık bir çıkışa geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Newcastle son maçında mesela iyi bir futbol sergiledi. Ve beraberliği kopardı. Wolves mücadelesiydi. 90 artıda maksimum attığı bir ceza sas dışından Gelişine vurdu bir gol. Köşeye gitti. Kaleci zaten zıplayamadı bile. Görse sağa zıplayamadı bile. Liverpool burada ben yine kazanır diyorum da nasıl kazanır ona bakmak lazım. Handikaplı mı kazanır? Yoksa ilk yerden galibiyet mi? Ben burada ilk yarıya gittim. İlk yerden vücudan e, Liverpool galibiyeti değerlendirme altına alınabilir bence. Çünkü iyi başladı. Şu 9-0'lık galibiyet takıma iyi geldi bence. Nunes sanırım bu maçta da yok. Bu maçtan sonra cezası bitiyor. Hatta buna bir bakalım da yanlış bilgi vermeyelim. Bir saniye. Aynen. Bu maçta sakatlığı var. Kart cezası devam ediyor. Zaten kadro bir sürü sakatı var Liverpool'un. Fakat ilk yarıda ben burada bir Liverpool galibiyeti kendi evinde bekliyorum. 1.52 gibi orandan aldım. Geçtim son mücadeleme. Toulouse PSG mücadelesi bunu da kombineme attım. PSG son maçında berabere kaldı fakat maçın özetini izlediyseniz bile Messi'ni vuruyor, direkten dönüyor. Boş kaleye Mbappe bir daha vuruyor, bir daha direkten dönüyor. Pozisyona giren bir takım Paris takımı. Toulouse'a burada bence atacaktır. Ben buradan kuponuma direkt handikaplı bir Paris galibiyeti aldım. 1.37'de onun oranı var. Değerlendireceklere bol şanslar. Toplamda 8 maçın ideali yüksek oranları. Bazı maçların skor beklentisini de anlattım. Değerlendirecekler istediği şekilde değerlendirme altına alabilir. Ben bir de kupon oluşturdum sizlere. Bir arkadaşım biri Eagle diye bir arkadaşımız özellikle kupon 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 isteyip duruyor. Ona da söz verdik yorumlarda. Hem ona gelsin hem de YouTube kombini olsun idealden. Udinese mücadelesinin ben tempolu geçmesini bekliyorum. Her iki takımın atacağı golleri değerlendirdim. 1.45 gibi oranlar. Toulouse PSG mücadelesine de Paris'in burada handikaplı galibiyetini bekleyelim. 1.38'de onun oranı var. Toplamda 1.99 nesin oranı yapar. Avrupa'da 2.45, 2.50 bandında değerlendirme yapabilirsiniz. Benim ideal kombinimdir. Bu şekildedir. Aklına yatan arkadaşlar değerlendirsin. Yatırım tavsiyesi değildir. İdealdir. Benim kendi görüşlerimdir. Değerlendirecekleri aklına yatanlara bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.